Başkanım hoş geldiniz. Hepiniz bugün Bulvar Kent İlçe Kongresi'ni gerçekleştirmek üzere salonumuza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Fatih Yıldırım, Murat Gürgün, Habib Bayrak, Muammer Yorek. Ben de bu önergeyi sizlerin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Teşekkür ederiz. Bulvar Kent'te 2024 31 Mart seçimlerinde ciddi bir şekilde ağırlığımızı koyup aday olduk. Bugüne kadar görev aldığımız yerlerde gerek Bulvar Kent Birlik, gerek Bulvar Kent Şoförler Odası, bize oy veren hiç kimsenin, ailemin, dostlarımın, arkadaşlarımın başını önememek için sonuna kadar çalıştık. Süreç, kader bir şekilde bizi buraya getirdi. Ne kaderimizden kaçtık, ne süreçten. Biz bu ilçede yanlış olan şeyleri düzeltmek için, bu ilçede milletin sofrasına ekmek olabilmek için, cumhuriyet için, halk için, millet için çıktık, biz de varız dedik, aday olduk. Süreç boyunca teşkilatımız biliyorsunuz kapalıydı. Bulvar Kent Demokrat Parti teşkilatı. Sıfırdan bir teşkilat kurduk. Yordu bizi. Sağ olsun çok kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarıma. Çok güzel bir ekip kurduk. Bulvar Kent'i, Bulvar Kent'in sorunlarını, Bulvar Kent'te siyaset yaparken kendi kişisel çıkarlar için değil, bu toplumun çıkarlar için mücadele edecek insanları bir araya getirdik. Bu arada bu insanları tekrar huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Hiçbirisi kırmadı. Seçim süreci boyunca adaylığım açıklandığından beri sahada gerek Festek, gerek Gelenbe, gerek Kızıldere, Savcılı her yere gezip dolaşıyoruz. Çalışmaları çok çok önceden başladık. Gördüğüm kadarıyla sadece mevcut iktidarın başaramaz, kazanamaz, bilmem hani böyle aşağılayıcı tavırlarıyla toplumu baskı altına almaya çalışıyorlar. Buradan herkese müşteri olmasını, bu konuda bize güvenmesini, biz bu halkı, akrabalarımı, esnaflarımı, Bulvar Kent'te çile çeken dostlarımı, hepsine ben güveniyorum. Bulvar Kent'te Festek, Ortakçı, Ercek, Gündoğan, Kızıldere, Savcılı hiç fark etmez. Bulvar Kent'in tamamına güveniyorum. Çok kıymetli bir tekrar belirtmek istiyorum. Yönetim kurulu oluşturduk. Daha kıymetli bir meclis üyeleriyle karşınıza çıkacağız. Bu iş sadece benle değil, tamamımızla bu memleketi bir araya getireceğiz. Ortak akılda bu toplumu toparlayacağız. Ortak çıkarlarda bu insanları bir arada tutmayı başaracağız. Bugüne kadar görev aldığım her yerde ben bunu başardım. Burada da başaracağım, Bulvar Kent'te de başaracağımı inanıyorum. Sonuna kadar da bu toplumun, Bulvar Kent halkının arkasındayım. Kişisel çıkarlarım için siyaset, kişisel ticaretim için siyaset yapmayacağımı burada herkesin huzurunda söz veriyorum. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Mevcut siyasi teşkilatlar gibi siyasetimize ticaret karıştırmayacağımıza herkes emin olsun. Ben birçok noktada anlamadığım şeyler var. Mevcut iktidar, belediye başkanı, Gelenbe'de köy arazilerinden geçen yeri kendi yandaşına vermiş. Köylü halkı bu arsaları parselleyip köyün gençlerine verelim diye öneri vermesine rağmen ben bilirim, ben hava ederim, ben tutarım havasında böyle kendi yandaşına peşkeş çekmiş. Bu Arkent'te ufacık yer. Arkadaşlar bakın biz
İzmir'de, İstanbul'da, büyük şehirlerde olsak bunun birçoğunu anlatamayız ama Buharkent yumruk içi kadar memleket. Yumruk içi kadar memleket. Buharkent'te herkes her şeyi biliyor. Şoför esnafının çektiği sıkıntıları biliyor, köylü esnafının çektiği, yandaşlara satılan arazileri biliyor, yandaşlara verilen ihaleleri biliyor. Milletin ekmeğiyle oynanan davaları biliyor, her şeyi biliyor. Ondan dolayı çok fazla bu konuları da böyle eşeleyip Buharkent'in yarasına tuz basmak istemiyorum. Ama bu seçimde 2024'te herkes dimdik dursun arkadaşlar. Dimdik dursun. Biz sizler için bu sahaya çıktık. Bu toplumu bir araya getireceğiz. Ortak akılda buluşacağız. Bu toplumu doğru şekilde, hak ettiği şekilde yöneteceğiz diye bu sahaya çıktık. Şunlara oy vermez, bunlara oy vermez hikaye yazıyorlar. Burada herkesin huzurunda söylüyorum. Ben akrabalarıma da güveniyorum. Sokakta tanıştığım kardeşlerime, arkadaşlarıma, ahbaplarıma da güveniyorum. 13-15 yıldır birlikte yol çektiğimiz, çile çektiğimiz esnaflarıma da güveniyorum. Sonuna kadar ben Buharkent'te Feşlek'ten tut Kızıldere'ye kadar Buharkent halkın tamamına güveniyorum. Bugüne kadar sessizliğini korumuş muhalefet ilçe başkanı bugün aday çıkaracağım diye çırpınıyor. Burada son 10 senedir hiçbir şey ses çıkarmayıp son 3 ayda çıkıp ben aday çıkaracağım diye uğraşmakla olmaz. Bu toplum bunun hesabını seçimlerde sorar. Ben buna inanıyorum. Biz yerel seçimde 31 Mart'ta söz veriyorum, bak inanın, iktidarı alacağız. Almak için Allah izin verirse mücadele ediyoruz. Başaracağız. Ama muhalefeti de bırakmayacağız. Hem iktidara talibiz, hem muhalefete talibiz. İktidarı da, muhalefeti de kıymetli meclis üyelerimle birlikte, yönetim kuruluyla, arkadaşlarımla, Buharkent'in tamamıyla birlikte iktidarı da alacağız, muhalefeti de bırakmayacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Buharkent'in tamamını yekünde bir araya getireceğiz. Ben açılışta da üstüne basa basa söyledim. Buharkent artık siyasal çatışmalardan, siyasal gruplaşmalardan bıktı. Buharkent'te tepede birileri milleti dövüştürüp tabanda kendileri keyifleri sürüyor. Millet bundan bıktı. İktidar belediye başkanı esir edeceğim diye uğraşıyor. Muhalefet ilçe başkanı teslim edeceğim diye uğraşıyor bu memlekete. Biz bu memlekete ne esir edeceğiz, ne teslim edeceğiz. Ne esir edeceğiz, ne teslim edeceğiz. Bak yazın bir kenara. Andolsun bunu başaracağız. Ben bu sokakların dilini biliyorum. Bu sokaklarda büyüdüm. Gezin Buharkent'te, her mahallede benim birer ikişer damla kanım var. Oturup kalktım dostlarıma, arkadaşlarıma kahve içtim dostlarıma, batak oynadım amcalarıma, hepsine güveniyorum. Biz bu Buharkent'te yanlış yapmadık. Yanlış yapanlar 31 Mart'ta hesabını verecek. Sonuna kadar da herkese güveniyorum. Başaracağımızı inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum şimdiden. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Demokrat Parti tam buradan. Bak tam buradan. Demokrat Parti'yi tam buradan ayağa kaldıracağız. İbret olsun, Demokrat Parti'yi buradan ayağa kaldıracağız. And olsun ayağa kaldıracağız. Tüm Türkiye'de. Sadece Buharkent'te değil. Bu bugün başlangıç, 31 Mart başlangıç olacak. Kimsenin başını öne eğmeyeceğim. Tam buradan bugün söylüyorum. Buharkent'ten buradan Demokrat Parti'yi ayağa kaldıracağız. Hep beraber. Hep beraber. Kimsenin şüphesi olmasın. Bugün Buharkent emin olun başlangıç olacak. Bugün 31 Mart'ta tarih Buharkent Demokrat Parti ilçe teşkilatını konuşacak. Bu güzel insanları konuşacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz adımızın hakkını veriyoruz. Bana soruyorlar, ne yapıyorsun sen? Çok böyle hiddetlisin. Kardeşim benim adım Fatih. Ben adımın hakkını veriyorum. Fatih Sultan Mehmet gibi Buharkent'te bir çağ kapatıp bir çağ açacağım. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkür ederim. Bugün burada Demokrat Parti Buharkent İlçe Kongresi vesilesiyle bir araya geldi.
ama Fatih kardeşimi de dinleyince iyi ki gelmişim dedim. Çünkü hakikaten buraya gelme imkanım yoktu. Fatih kardeşim, Serhat kardeşim aradıklarında ben dün gece Sözcü televizyonundaydım. Program saat 1'de bitti. Ve bugün buradayız. Bugün buradayız. İnşallah akşam tekrar geri dönüp yine Sözcü televizyonunda olacağım. Derdimiz memleket. Derdimiz vatan. Fatih güzel anlattı. Buhar kentte bir şeyler değişsin istiyor. Ne değişsin istiyor? 7500 lira emekli maaşıyla geçinemeyen, 5000 lira dul ve yetim maaşıyla evine ekmek götüremeyen, 3000 lira engelli maaşıyla hayatını devam ettirmek zorunda kalan, bu insanların artık ızdırabı son bulsun diyor. Diyeceksiniz ki nasıl son bulacak? Bu yerel seçim. Evet, bu yerel seçim. Recep Tayyip Erdoğan'a hatırlatmamız gerekiyor. Recep abi yeter artık. 22 yıldır yönetiyorsun. 22 yıldır sana oy veriyor bu insanlar. Ama bunun karşılığında sen saraylarda manda yoğurdu kestane balı yerken bu memleketin evlatları evine 6 aydır et alamıyor, çocuğuna süt alamıyor. Memleket çocukları gurbete gidiyor. İşsizlikten gençlerimiz bunalıma giriyor. Gör artık demek için 31 Mart aynı zamanda tarihi bir fırsat. Çocuklarımız bunalıma girdi. Buhar kentte AK Parti'ye oy verenler dahi emin olun çok pişmanlar. Niye? Yandaşı olanlar, parası olanlar, evi olanların çocukları işe girdi. Ama AK Parti'nin bayrağını taşıyan, direklere tırmanan yoksul fakirlerin çocukları maalesef bir işe dahi girmeyi layık görülmedi. KPSS sınavında 100 alan çocuk mülakatta elendi. Niye? Benden değilsin diye. Demediler ki sen ben yok. Bütün millet var. Hak yemeyelim, hukuk yemeyelim, adil olalım demediler. İsmimiz gibi adaletli olalım demediler. Adaleti yerle bir ettiler. Buhar kentte bunu ziyadesiyle yaşıyorsunuz. Sayın Başkan'ın feryatı belli. Fatih Başkan kendisini ortaya koyarken ben belediye başkanı olayım diye koymamış, belli. Fatih Başkan diyor ki ben Buhar kentte ezilenlerin sesi olmak için, ben Buhar kentte despotça bir yönetimle milleti baskı altına alanların karşısında dik durmak için, ben Buhar kentin hakkını korumak için ortaya çıkıyorum diyor. Öyleyse Buhar kent diye düşen Fatih kardeşimin yanında dik durmaktır. Bunun partisi kurtusu yok. Yerel seçimlerin partisi yok. Genel seçimlerde kime verdiyseniz verdiniz. AK Parti'ye verdiniz, MHP'ye verdiniz, CHP'ye verdiniz, İYİ Parti'ye verdiniz. Nereye verdiyseniz verdiniz. Bu bir yerel seçim. Yerel seçimde seçeceğiniz kişi, kapısını açacağınız kişi olacak. Yerel seçimde seçeceğiniz kişi, derdinizi bilen olacak. Yerel seçimlerde seçeceğiniz kişi, evladım, kardeşim diyeceğiniz insan olacak. Olacak ki insanca davranacak. Adaletten, haktan yana olacak. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır deyip şeytan olmayacak. O sebeple bu yerel seçimleri o sebeple çok dikkatle takip edin. Bu yerel seçimlerde özellikle Cumhuriyet Halk Partililer var aramızda şimdi.
beni öptüler, kucakladılar. CHP'lere de sesleniyorum. İyi Partililere de sesleniyorum. Biz Millet İttifakı dedik. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilsin diye gecemizi gündüzümüze kattık. Bu harekette bir yiğit çıkmış, aday olmuşsa artık bu işin CHP'si, İYİ Partisi, MHP'si, AK Partisi yok. Herkes Demokrat Parti'de Fatih'in yanında saf tutmalıdır. Samimiyet bunu gerektirir. Şimdi CHP milletvekili arkadaşımız Süleyman Bey Buharkent'e gelmiş, esnaf geziyor. Ben ne beklerdim biliyor musun? Süleyman Bey'in bu salona gelmesini beklerdim. Burayı selamlamasını beklerdim. Çünkü onlar seslerini çıkarmadıkları yerde, onlar Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümdarlığına karşı güçlü ses olmadıkları yerde, biz demokratlar adalet dedik, hukuk dedik, demokrasi dedik ve bu memlekette can siperhane her türlü baskıya rağmen mücadele verdik. O zaman ne olmalı? Yol arkadaşı olmanın yoldaşlığını iyi bilmeli herkes. Efendim, CHP'ler kongre salonuna gitmesin. Niye gelmediniz? Niye gelmiyorsunuz? Ben bir oy Kemal'e, bir oy Cemal'e diye çalıştım. Türkiye'de soruyorum, televizyon ekranlarında Cumhuriyet Halk Partililer dahi benim kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunamadılar. Biz bu mücadeleyi verirken siz bugün Buharkent'te esnaf geziyorsanız bunda art niyet vardır, art niyet. Demek ki siz demokratları istemiyorsunuz, Demokrat Parti kazansın istemiyorsunuz. Yine AK Parti'nin değirmenine su taşıyacaksınız. Yazıklar olsun. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Bizim Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığımız yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın bize düşmanlığı var. O bizi sevmiyor. İllet diyor, zillet diyor, PKK'lı diyor, FETÖ'cü diyor, her gün bize hakaret ediyor. Halbuki 85 milyonun cumhurbaşkanı olması gerekir değil mi? Artık seçilmiş, seçim bitmiştir değil mi? Ama bakın hala şehit cenazelerinde Meral Akşener'in çelengini yere atıyorlar. CHP Genel Başkanı'na saldırıyorlar. Efendim CHP'liler sokağa çıkamaz diyorlar. Niye? Ne oldu? Hayırdır? 12 şehidi muhalefet mi şehit etti? O çocukları korumanız gerekirken o çadıra baktınız değil mi? Baktınız değil mi o karda kıştaki çadırlarına? Ağlamadınız mı? Yürekleriniz yanmadı mı? Biz sıcak evlerimizde sıcak çorbalarımızı içerken 2 metre karın üzerinde o çadırda o vatan evladının şehit olmasına göz yumanlar şimdi utanmadan muhalefeti suçluyorlar. Hadi orada. Hadi. Biz şehitleri canımız bildik. Kanımız bildik. Ama bunlar sadece şehitleri kullandılar. Suudi Arabistan kralı öldüğünde 3 gün yas ilan ettiler. 3 gün yas. Gazze'de Filistin'de öldü diye 3 gün yas ilan ettiler. Cumhuriyet'in 100. yılında TRT'de program yapmadılar. Ama 12 şehidimizin öldüğü gece TRT Müzik ve TRT Kürdi'de sarayın nöbetçi sanatçısı Metin Şentürk çalgı çengi oynadı, şarkı türkü söyledi. Nasıl şehidi bunlar çok sevdi? Sadece kullanıyorlar. O sıvalı evlerdeki gençleri kullanıyorlar. Eğer hakikaten askeri, polisi sevmiş olsalardı ne yaparlardı biliyor musunuz? Bakın, dün Cumhuriyet Halk Partisi bir önerge verdi. Dedi ki, Demokrat Parti olarak da biz kanun teklifi verdik. Uzman çavuşlar ve sözleşmeli eller kadroya alınsın dedik. Vatan mücadelesinin sözleşmesi olmaz dedik. Ne oldu biliyor musunuz? AKP MHP oylarıyla reddedildi. AKP MHP oylarıyla reddedildi. 23 bin tane vatan evladı var. Kurşun yemişler.
kör olmuşlar ama terörle mücadeleden sonra gazi sayılmamışlar. Demokrat Parti olarak dedik ki bunları gazi sayalım. Saymadılar. Saymıyorlar. Çünkü bunlar sadece alıştılar, hamaset yapıyorlar. Şimdi burada ablalarım, teyzelerim, annelerim var. Niye Recep Tayyip Erdoğan'a veriyorsun diyorum yaşlı amcalar. Oğlum Müslüman adam diyor. E tamam da bizi kilisede mi gördünüz? Biz Hristiyan biz, sinagogdan mı çıktık biz? Dolayısıyla bu iş öyle Müslümandı, namazdı, niyazdı işi değil. Camiye imam atamayacaksınız. Buhar kente öyle bir adam seçeceksiniz ki hırsız olmayacak, arsız olmayacak, çalmayacak, çaldırmayacak bir adam seçeceksiniz. Ve bunu yaparken de emin olun Recep Tayyip Erdoğan'a da bir ders vermiş olacaksınız. Ne dersi vereceksiniz? 7500 lirayla geçinemiyoruz Recep Tayyip Erdoğan diyeceksiniz. Ev kiraları Buhar kentte bile 10 bin lira oldu Recep Tayyip Erdoğan diyeceksiniz. Recep Tayyip Erdoğan ev et yüzü görmüyor. Peynir alamıyoruz. Çocuklarımıza iyi bir ayakkabı alamadık diyeceksiniz. Ha bazıları şöyle. Başkanım bak. Orada yemek başı televizyonu seyrettik. Kebap tabii. Millet ekmek bulamazken, millet ekmek bulamazken amcam doğru diyor. Millet evine et götüremezken AKP'liler mecliste mangal partisi veriyor. Mangal partisi. İşte buna dur diyeceksin. Buna dur deme zamanı gelmişti. Şimdi bazıları var. Ya öyle deme diyor ya. Soğan ekmek yeriz, reisi yedirmeyiz diyor. Ya Allah'tan kork, sen soğan ekmek diyorsun da reiste 13 uçak var. Reisin 7 önünde 20 arkasında. Reisin 35 tane aşçısı var sarayda. 140 tane garsonu var sarayda. 140 tane garsonu var sarayda. Reiste 13 uçak var. Canı sıkılıyor 500 milyonluğuna biniyor. Canı sıkılıyor 200 milyonluğuna biniyor. Sen de bu hareketten Aydın'a gidecek dolmuş parası bulamıyor. Hala çıkmışsın, reisi yedirmeyiz, soğan ekmek yeriz. Soğan ekmek kaç lira? Ondan da haberi yok. Merkez Bankası Başkanı var. Kime soruyormuş soğan ekmek? Apartman görevlisi Sadık abiye değil mi? Bilmiyorlar soğan kaç lira. Ama iş hamasete gelince sözü kimseye bırakmıyorlar. Onun için Buhar kentliler, bu seçim çok önemli. Kendi kaderinizi belirleyeceksiniz. Efendim, Buhar kente Fatih seçilirse nasıl hizmet getirecek? Siz Fatih'i seçin, ben Cemal Enginyurt olarak, Buhar kent milletvekili olarak Fatih kardeşimin sonuna kadar yanındayım. Yüreği yeten hizmet vermesin de görelim onu. Söylenecek çok şey var. Ama oyuna gelmeyin. Camide namazdan çıkıyor. Ya Fatih'e oy vereceğiz ama diyor. Partisi nasıl? Ne yapacaksın partisini? Allah hayatı mı parti? Ne yani? Parti Allah hayatı mı? Demokrat Parti partisi. Kim Demokrat Parti? Yahudi Jefi Kambi'nin bile vekil olduğu, Alevi'nin bakan olduğu, Kürt'ün bakan olduğu, Türkçünün bakan olduğu, İslamcının milletvekili bakan olduğu, bayrak şiiri yazarı Arif Nihat Asya'nın vekil olduğu bir parti Demokrat Parti. Kim Demokrat Parti? Vatan değil, devlet değil, bayrak diyerek idam sehpasına giderken milletin sağ olsun diyen şehit Adnan Menderes'in partisi Demokrat Parti. Kim Demokrat Parti? Hani Recep Tayyip Erdoğan diyor ya, benden önce diyor mumla oturuyorlardı diyor, elektrik yoktu diyor. Demokrat Parti, barajlar kralı merhum Süleyman Demirel'in partisi. Kim Demokrat Parti? Bu ülkede teknolojik devrim yapan rahmetli
Turgut Özal'ın partisi. Demokrat Parti milletin ta kendisi. Bakın geçenlerde AKP'nin grup başkan vekili Leyla Şahin diyor ki Allah'tan korkun diyor. AKP gelmeden önce diyor traktör yoktu diyor. Traktör yoktu. Ya cahil kadın. Traktörün temelini, fabrikasının temelini 1954'te Adnan Menderes attı. İlk traktör de 1955 yılında üretime geçti. Ama bakın AKP vekili diyor ki traktör yoktu bizden önce diyor. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan benden önce diyor mumla oturuyorlardı. Ne bilsin Recep Tayyip Erdoğan geçmişi? Bilmiyor. Bilmiş olsaydı Recep Tayyip Erdoğan şunu bilirdi. Cumhuriyetin kurucusu sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk 1926'da elektrik fabrikası kurdu bu memlekete. Bunlara bir ders vermeniz lazım. Bakın öyle bir hale geldiler ki milli eğitimi Yusuf Tekin diye bir tarikatçıya teslim ettiler. Çocuklarımızı kendileri gibi yetiştirecekler, kendileri gibi yapmaya çalışıyorlar. Ne diyor Yusuf Tekin? Efendim diyor biz tarikatlarla protokol imzaladık, çocuklar daha gitmesin diye. Yazıklar olsun Yusuf Tekin. Aydın'da, İzmir'de, Manisa'da, Muğla'da, Ordu'da, Giresun'da daha giden çocuk mu var ki sen bu protokolü daha gidenler için imzaladık diyorsun. O zaman biz de size soralım. Bu protokolü imzaladığınız Ersan Baklı 45 tane 12 yaşında çocuğa tecavüz eden sapık bir cemaat. Bununla nasıl protokol imzaladın devlet olarak? Yakıştı mı bu? Bu nasıl bir bakanlık? İşte bunların tek derdi var. Cumhuriyetle hesaplaşmak istiyorlar. Atatürk'le hesaplaşmak istiyorlar. Efeler diyarından bunlara bir ders bildirmelisiniz. Ve Efeler diyarından demelisiniz ki rahmetli Atatürk'ün güzel bir sözü var. Diyor ki çıkın dağlara, nerede bir yörük çadırı varsa, orada bir ışık yanıyorsa bilin ki cumhuriyeti kimse yıkamaz. O yörük yaşadıkça cumhuriyet yaşayacak dediği gibi Efeler diyarı olarak hep birlikte Recep Tayyip Erdoğan'a ve cumhuriyet düşmanlarına seslenip demeliyiz ki burası Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Layık, demokratik bir Türkiye. Biz bu cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi damarlarımızdaki asil kanla korumaya devam edeceğiz. Ve size inadına her zaman aykıracağız. Ne mutlu Türk'üm diye de diyeceğiz. Onun için tekrar söylüyorum. 31 Mart bir seçim değil. 31 Mart aynı zamanda bir kurtuluş mücadelesidir. Bu kurtuluş mücadelesini Buharkent'ten yaktığınız ateşle inşallah bütün Türkiye'yi aydınlatacaksınız. Bütün Türkiye buradaki meşaleyle aydınlanacak ve demokrasi mücadelesi sizin. Yani geçmiş dönemde de Aydın'dan Adnan Menderes'in Celal Bayar'ın başlattığı bu bayrak sizinle birlikte burca dikilecek. Ben buna inanıyorum. Burada gördüğüm samimiyet, bu topluluk bunu başarabilir. Başaracaksınız. Başarmamanız için hiçbir sebep yok. Artık korkulacak bir şey kalmadı. Neyimizi alacaklar bu saatten sonra? Paramızı aldılar. Tarlayı sattık değil mi? Portakalın narenciye geçen sene herkes kesti değil mi? Bu sene portakal iyi olmuş. İyi olsa ne olur abi? Bahçe yok ki. Bütün bahçeyi kestiniz. E şimdi zeytinyağı yapıyorsunuz. Zeytinyağından krallar kazanıyor. Sizin cebe bir şey girmiyor. Esnaf battı. Faizler %60'a çıktı. Emekliler var aramızda. Eskiden emekli olunca ya araba ya ev alıyordunuz. Şimdi de emekli olunca promosyonu kim fazla veriyor diye banka arıyorsunuz.
Ülkeyi getirdikleri nokta bu. Ne dedi Recep Tayyip Erdoğan? Faiz haram dedi. Allah'ın haram kıldığını kimse benden yükseltmemi beklemesin dedi. Ne oldu? 8,5'tu faiz, 45 oldu. Ne oldu? Bakın, Recep Tayyip Erdoğan. Biz uyarıyoruz ama uyarılarımızı dikkate almıyor. Onun için bu Harkent'ten 30 milimetre uyarım. Ne demişti? İsveç PKK'lı demişti. İsveç FETÖ'cü demişti. İsveç Kur'an-ı Kerim yaktı. İsveç İslam düşmanı. İsveç Tayyip Erdoğan olarak bu can bu bedende oldukça NATO'ya giremez demişti. Dün İsveç NATO'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi, NATO'ya alınacak. Yahu her sözü yalan, her sözü dolan. Artık ne yapalım? Buharkent'ten haykıralım inşallah. Ben Buharkent'te sizin haykıracağınıza inanıyorum. Fatih kardeşime sahip çıkacağınıza inanıyorum. İnşallah güzel günleri hep birlikte göreceğimize inanıyorum. Birlikte çok güzel şeyler yapacağız. O sebeple Buharkent'te kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fatih kardeşimin yanındayız, birlikteyiz. Fatih kardeşim seni buraya alayım, birlikte selamlayalım. İnşallah 31 Mart'ın sabahı 1 Nisan'da da bugün Fatih'in elini kaldırdığımız gibi o günde zafer için elimizi kaldıralım. Hadi hakkınızı helal edin. Bitti. Doğalgaz ne zaman bedava olacak be? Onu bekliyor daha. Meral abi fotoğraf çekmesin. Babamdan hep parayı alıp iş geri vermez. Başkanım, buraya da bakalım. Evet. Bu tarafa bakalım. Kullandı mı? Tamam.